10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 33 aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 20. Türk Edebiyatı'nın dönemleri üzerine çalışma yapan bir araştırmacı, aşağıdaki eserlerden hangisini farklı bir dönemde değerlendirir? A. Kutadgu Bilig. B. Kök Türk Yazıtları. C. Divan-ı Hikmet. D. Divan-ı Lugatit Türk. E. Atabetül Hakayık Cevap. B. 21. Edebiyat, genel ve geniş kapsamıyla yazılı söz demektir. Bu nedenle yazım terimi de kullanılır edebiyat yerine. Salt söze dayanan bir edebiyat yok mudur? Vardır elbette. Nitekim yazılı edebiyattan önce, bugün de varlığını sürdüren söylencelere, efsanelere, halk geleneklerine dayanan, ulusların ilkel düşüncelerini yansıtan, doğal insan ilişkilerine ayna tutan bir sözlü edebiyat vardı. Bugün de vardır. Ne ki her toplum kendi edebiyatını saptama, gelecek kuşaklara ve insanlığa sunma isteğini duyduğu zaman bu sözlü ürünleri de yazılı hale getirecektir. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Edebiyat nedir? B. Edebiyat yerine neden yazım terimi kullanılmıştır? C. Sözlü edebiyat, yazılı edebiyattan ne kadar süre önce var olmuştur? D. Sözlü edebiyat doğal insan ilişkilerine ayna tutar mı? E. Toplumlar ne zaman sözlü ürünleri yazıya dökme ihtiyacı duymuştur? Cevap C. 22. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet'in etkisi vardır? A. Koşuk. B. Sabu. C. Uygur metinleri. D. Kök Türk yazıtları. E. Kutadgu Bilig Cevap. E. 23. Aşağıdakilerden hangisi imla ve noktalama bakımından yanlıştır? A. Türkler X. Yüzyıldan itibaren Müslümanlığı kabul etmeye başlamışlardır. B. İslamiyet'in etkisiyle verilmiş ürünlerde Arapça kelimelere sık rastlanır. C. Edebiyat, tarih, felsefe, coğrafya, psikoloji gibi birçok bilimden yararlanır. D. Türk Edebiyatı'nın ilk sözlüğü Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. E. Bugün kullandığımız Türk dili tarih boyunca pek çok dilden kelime almıştır. Cevap E. 24. Türkoloji ve edebiyat bilgini olan sanatçı, ilk önce fecreticilerin arasına şair olarak katıldı. Daha sonra şiiri bırakarak kendini tamamıyla edebiyat tarihi çalışmalarına verdi. Ziya Gökalp'in Türk tarihi gibi Türk uygarlık tarihinin de bir bütün olarak incelenmesi gerektiği görüşünden hareket ederek Türk edebiyat tarihini Batı yöntemiyle araştıran ilk kişi oldu. Türk uygarlığının tarih boyu yaşadığı dil, hukuk, din, iktisat, sanat, politika, tarih, kültür ve her türlü bireysel ve toplumsal yönlerini bir gözden geçirdi. Bulduğu sonuçları edebiyat tarihine başarıyla uyguladı. Pek çok bilimsel makalenin yanında birçok kitap da yayınladı. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, Türk edebiyatı tarihi, Türk saz şairleri eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? A. Mehmet Fuat Köprülü. B. Bilal Kemikli. C. Abdülhak Hamit Tarhan. D. Talat Tekin. E. Kemal Yavuz Cevap. A. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.